Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Bitcoin yani şu, Türkiye'de bile ciddi ama takip ediliyor şu anda. İnanılmaz bir ilgi görüyor. Webraz'daki yazılara olan ilgiden çok net biliyorum. Yani Bitcoin'le alakalı bir haber çıktığı anda böyle ortalık yıkılıyor bir anda. Ve bunu normalde yani buraya şimdi ben desem ki işte oyunla ilgili bir haber, işte Bitcoin'le ilgili bir haber, e-ticaretle ilgili haber, yatırımla ilgili haber desem hangisi sizce en çok okunur desem büyük olasılıkla Bitcoin denmez. Yani Bitcoin'i bir yerlere koyarlar ama yani en tepeye koymazlar. Bitcoin şu anda inanılmaz ilgi gören bir konu aslında Türkiye'de. BTC Türk olarak da anlatırsınız gerçekten neler yaptığınızı ama yani Türkiye Türk menşeli olarak Bitcoin konusunda hizmet veren en önemli şirketsiniz. İlk ve tek. Tek hatta. Yani belki başka vardır şimdi pot kırmayayım ama evet, yani siz biliyorsunuzdur. Evet, yani benim bildiğim yani ilk çıkan ve şu anda en popüler olan oluşum. Şimdi biraz sizden dinleyelim. Önce bir isterseniz BTC Türk ne yaparla başlayalım. Biraz sizi dinleyelim. O şirketin yapısını anlatalım. Ondan evet. Sonra da çok merak edilen, bugüne kadar da aslında benim bildiğim kadar çok fazla konuşulmamış olan, yazılıp çizmemiş olan Bitcoin'in Türkiye tarafındaki kullanımı hakkında sayılar almaya başlayacağız. Ama önce bir BTC Türk'ü bir anlayalım, tanıyalım. İlk defa açıkçası Bitcoin nedir diye başlamayan bir sohbete konuşuyoruz. Bitcoin nedir'e gerek olmadığını varsayıyorum. Bitcoin'i bilmeyenler var mı? Yok. Öyle. aslında bizim iş modelimiz oldukça basit bir iş modeli. Kendimizin geliştirdiği böyle bir çok özel bir model değil. Basitçe biz bir Bitcoin borsasıyız. Bunlara işte İngilizce'de Bitcoin Exchange deniyor. İnsanlar bizde hesap açtırıyorlar. TL veya Bitcoin yükleyerek kendi aralarında istedikleri fiyattan Bitcoin alışveriş yapıyorlar. Biz de buna aracılık ettiğimiz için komisyon alıyoruz aradan. Yaptığımız iş basitçe bu. Tabii ki Bitcoin şu anda global çok büyük bir fenomen. Daha da etkileri artarak şey oluyor. Ama bu neredeyse 5 yaşında bir deney diyelim şu an itibariyle. Tabii ki bu duyuldukça insanlar bu işe merak edip Bitcoin'le tanışmak istediklerinde iki tane yöntemleri var Bitcoin edinmek için aslında. Bir, var olan bir Bitcoin'i birinden satın almaları gerekiyor. Burada biz bir anlamda devreye giriyoruz. Tek yol biz değiliz tabii ki ama önemli yollardan biri biz ve bizim gibi global borsalar. İkincisi de madencilik dediğimiz biraz daha teknik, Bitcoin'in protokolüyle yapısıyla alakalı onu destekleyen özel yöntem üretmek mümkün kısaca Bitcoin'i. Yani evde altın üretemezsiniz, evde Bitcoin üretebiliyorsunuz. Evet, yani aslında altına çok benziyor. Evde olmasa bile altın madenden üretilir biliyorsunuz. İşte insanlar bir yerden kazarlar, bir yerden altın çıkar. İlk başta kazılar bulmak daha kolaydır. Hani eski Amerikan filmlerinde böyle derede tava şey yapanları imajını hatırlarız. Şu anda ama öyle değil. Ben milyonlarca çeşmede denemiştim bu arada. Olmuyor. Yani milyonlarca dolarlık makinelerle artık girmek zorunda kalıyorlar. Aslında Bitcoin madenciliği de böyle artık çok zorlaştı. Şimdi özel makinelerle yapılabiliyor. Bundan 1-2 sene evvel normal PC'lerle yapılabiliyordu. Tasarlanırken Bitcoin aslında birebir madencilik, altına örnek alındı. Çok açık. Zaten yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun da şeyinde yazıyor. Yani ilk tezinde ve yazısında. Evet, onun da gerçekliği tartışılıyor. Evet, yani kim olduğu belli değil. Bir grup insan olabilir diyorlar. Çünkü gerçekten tasarladığı sistem birçok alanda uzmanlığı gerektiren dahiyane bir sistem. Dolayısıyla birden fazla kişi olabileceği konuşuluyor. Ama tabii o da Bitcoin'in gizemli şeylerinden biri, yapılarından biri. BTC Türk olarak sizin yaptığınız şu anda bunun bir exchange platformunu sağlıyorsunuz. Platformunu sağlıyoruz. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Bu bizim sadece Türkiye'ye yönelik bir projemiz değil. Biz daha başında bunu global bir proje olarak düşündük. BTC Türk sadece bizim için bir beta demo ayağı gibi. Buradan öğrendiklerimizi global pazarlara taşıyacağız. Şu anda global bir rekabet var borsalar arasında. Bu rekabetin parçası olmak istiyoruz. Farklı ülkelerde de bunları ortaklıklarla büyütmek istiyoruz. Aslında yani genel stratejimiz, genel hedefimiz uluslararası bir iş modeli geliştirmek. Yani Bitcoin'in resmi sitesi diyelim en doğrusu. Orada BTC Türk'ü listeliyor ve Türkiye'de bunu öneriyor. Birçok farklı platformda da yine Türkiye'den eğer Bitcoin almak istiyorsanız BTC Türk'e gidin deniyor. Şimdi haliyle global pazarda şu anda bir de çünkü öyle bir şey de var. Yani istediğiniz her Bitcoin satan yerden veya exchange
servisinden Bitcoin alamıyorsunuz. Çünkü belli zorluklar var. Belli başlı yerler mesela sadece işte Amerika'ya satıyor, öbürü sadece bir şey yapıyor. Yani şu anda alınabilen yerler var tabii ki. Avrupa bazlı global hizmet veren yerler var. Türkiye'den de insanlar buraları kullanıp alabilirler. Tamam. Yalnız uluslararası para transferi yapmak zorundalar. İşte Türkçe destek bulamıyorlar. Zaman alıyor. Bir de volatil biliyorsunuz. Bitcoin fiyatı çok değişiyor. Mesela şu anda da çok volatil bir şey yaşıyoruz. Kaç şu anda acaba biliyor musunuz bugün? 550 sizin bayağı Bitcoin'iniz vardı diye varsa takip ettiğinizi düşünüyorum yakın. 550 dolara kadar geriledi. Aslında bu Bitcoin fiyatıyla çok ön plana çıkan sansasyonel haber olan bir şey. Daha ne kadar düşer sizce? Bilemiyorum. Bir Çin'in şeyine bağlı. Çünkü buraya gelmesine yani 1200 dolar bulmasını... Siz olsun şimdi alır mıydınız yani? Ben... Yani o konuda spekülasyon yapmayayım. Bu spekülatif bir yatırım aslında şu anda. Dijital bir emtia olarak şey oluyor. Çünkü Bitcoin hem bir ödeme aracı, hem bir dijital emtia, hem bir para birimi olma potansiyeli olan bir şey. Dolayısıyla işte demin konuştuğunuz bir mobil ödeme aracı. Aynı anda bir sürü şey Bitcoin ve bir sürü potansiyeli de var. Başka burada şu bilgiyi de söyleyeyim yani. Şu anda benim bildiğim buradaki tüm katılımcı benden çok daha iyi biliyorlardır bu detayı ama benim bildiğim, duyduğum kadarıyla çevremden arkadaşımdan bankaların şu anda Bitcoin işlemi yapması resmen yasak şu an diyebiliyorum ben. Türkiye'deki kullanıcılar için de tavsiye edilmeyen. Yasak değil, şöyle olarak diyelim. Çin'de böyle bir şey geldi. Çin Merkez Bankası'nın açıkladığı işte şöyle açıklama yaptılar aslında. Bu Bitcoin'in ne olup ne olmadığıyla da ilgili bir durum. Şimdi dünyada bu fenomeni herkes tabii devletler dışında kendiliğinden gelişen bir fenomen bu. Bütün devletler, regülatörler, bankalar da takip ediyor. Ama kendi kontrolleri dışında olduğu için tanımlayamıyorlar. Şu anda mesela gelen genel haberler de değişik ülkelerden, Amerika'dan, Almanya'dan, en son Danimarka'dan, Norveç'ten, Çin'den, hatta Türkiye'den. Bitcoin'in işte bizim bildiğimiz gibi bir dolar, euro, yen, TL gibi para birimi olmadığı, bunun böyle bir değerlendirilmemesi gerektiği, merkez bankaları tarafından regüle edilmediği, bu zaten açık. Herhangi bir şeye dayalı bir emtiada olmadığı, kendi başına bir değeri olan bir emtia olduğu. Bunlar şey yapılıyor ama hiçbir yerde daha yasaklamayla ilgili bir şey olmadı. Genel bir yasaklama. Ben sanki bir şey duymuştum ama bankaların şu anda BZK tarafından bir engeli özellikle var. Özellikle bizim medya yasak kelimesini çok seviyor. Ben anlatıyorum bir, siz de izlemişsinizdir birkaç televizyon şeyinde. Çıkıyorum anlatıyorum mesela sunucu arkadaş 5 dakika geçiyor. Yine yasaklandı yasaklandı. Yani insanların kafasına maalesef böyle şey oldu. Ayrıca yasaklanmaya çalışılabilir de yasaklanmak ortadan kaldırmak mümkün değil yapısı nedeniyle yer altına itilebilir. Ama bu tabii 25 yıl evvel interneti yasaklamak neyse şimdi Bitcoin'i yasaklamak da aynı şey. Biraz da insanlar yani regülatörler anlayamasa bile tam olarak şey duruma düşmek de istemiyorlar. Böyle yeni devrimci bir teknoloji var. Bunu da yasaklayıp işte yer altına itmek durumuna düşmek de istemiyorlar benim görebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir genel bir yasak veya işte belli ülkelerde bile, herhangi bir ülkede bile genel bir yasak yok. Türkiye'de de yok. BDDK'nın açıklaması da benzer şekildeydi. Hatta bir önceki konumuzun konusuyla da ilgili, mesela Haziran'da bir elektronik cüzdan yasası çıktı biliyorsunuzdur belki Türkiye'de. Bir sene BDDK'ya zaman verdiler mevzuat yazılsın diye. İşte bizim bildiğimiz bu PayPal tarzı, BKM Express tarzı dijital cüzdanların Türkiye'de mevzuatını, yasasını, altyapısını yapmak için. Bitcoin de bir nevi dijital para olarak adlandırıldığı için BDDK dedi ki bu Bitcoin'i kapsayan bir şey değil. Bu işte PayPal gibi insanların TL, dolar paralarını saklayan ve bunları transfer etmesine aracılık eden firmaları kapsayan bir şey. Bizim regülasyonumuzda değil. Hatta dedi yasa dışı olmamasına rağmen regüle edilen, yasada tanınan bir şey de değil. Hatta işte volatil fiyatı var. Bugün iki katı çıkabilir, yarın yarı fiyatına düşebilir. Bu konuda riskler olduğundan bahsediyor. Evet, düşmüş zaten. Yani bin düşüyor, evet. Bu Bitcoin'in geçmişinde de oldu. Yani çok inceleyenler görecektir. Tabii eskiden 10 cent, 20 cent, 30 cent, işte 5 dolara çıkması bile olaydı. Sonra 1 dolara düşmesi büyük bir crash olarak nitelendiriliyordu. Şimdi tabii rakamlar daha da büyüdü popülaritesi arttıkça. Gelen uyarılar genellikle bu yönde. Betçe Türk'ün kaç üyesi var diyeceğim de demeden şunu öğrenmem lazım. Betçe Türk'e Türkiye dışından da üyeler olabiliyor değil mi? Almıyoruz şu anda. Ama sadece stratejimiz Türkiye'den gereği. Üyeleri konuşuyoruz. Evet, biz sadece Türkiye'den üye alıyoruz. Okay. Demek ki biz şu anda Betçe Türk'ün üye sayısını öğrendiğimizde yani Türkiye'de en azından
bir aşina olup bu işe bir uğraşan insanlar kaçtırı aşağı tahmin ediyoruz. Kaç kişi var ya? 10.000 kişiyi geçtik. Daha Temmuz başında açıldı sitemiz. Onu da söylemek lazım. 1 Temmuz galiba. 1 Temmuz'da açıldı. 10.000 kişiyi geçtik. İşlem yapmış üye sayımız da 3.000 civarı. Hı hı. Bir kısmı tabii daha aktif değil üyeleri. Şeyimiz bu. Rakamlara gelelim birazcık. Evet. Hacimler şimdi, falan ne kadarlık işlem dönüyor? Ben de tekrar şey yapayım. Tabii bu hacimler... Burada Kerem Bey sağ olsun kırmadı bizi. Yani bayağı bir sayıyı hazırladılar. Çünkü... Tabii bu rakamlar ama bazen değişebiliyordu. Onları şimdi kafamda düzenlemem gerekecek. Fiyata bağlı bazı rakamlar çünkü. Fiyatla değiştiği için sürekli. Şeyi söyledik. Bizim işlem hacimlerimiz volatilite çok etkiliyor açıkçası. Yani aşağı veya yukarı doğru çok büyük fiyat hareketi olunca işlemler daha hızlı oluyor. Az volatilite biraz daha stabil kalıyor. Şimdiye kadar 24 saat periyodu içinde en yüksek ulaştığımız TL bazında volüm 2 milyon TL'ydi bir gün içinde. Onun dışında stabil zamanlarda 500 bin TL civarlarında seyrediyor. Bu sadece 3 gün aktif kullanıcı yapıyor aslında. Ve hatta şu anda mesela geliştiriyoruz ürünümüzde alım satımı daha kolaylaştırıcı. Mesela şu anda yatırım firmalarının normal bildiğimiz işte borsa, işte FX tarzı yatırım araçlarına falan software'ler kadar gelişmiş bir yazılımımız olmadığı için daha manuel alım satımlar oluyor. Biz zaten insanlar bunu spekülatif yatırım aracı olarak kullansınlar diye değil, işte insanlar Bitcoin alsınlar, denesinler. Onun için önlemleriniz de var galiba biraz. Tabii evet, limitlerimiz var, onu da söyleyeceğim. Bu volatilite Kasım başında başladı, büyük volatilite, bu Çin'in şey olduğu yukarı doğru fiyat hareketi. Biz mesela yasal olarak regüle edilmememize rağmen, regüle edilseydik ne yapmamız gerektiğini şimdiden yapıyoruz. İşte bu kara para aklama klasik kurallar vardır. İşte kişi bilgilerini alırsınız, adres bilgilerini, kimlik bilgilerini alırsınız. Bize gelen paralar illa o kişinin adından hesaptan gelmek zorundadır. O hesaba biz ancak para yollarız. Bütün bu verifikasyon şeylerimiz vardır. Verifikasyon olmadan deneme amacıyla günlük 500 TL'lik banka işlemi yapılmasına izin verilen bir yapımız var. Onu da değiştireceğiz. Herkesten verifikasyon almaya başlayacağız. Kimlik bilgisi. Eskiden 100.000 TL'lik günlük banka işlem limitimiz vardı ama bu fiyat hareketiyle de çok spekülatif olduğu için dedik yani korumak amacıyla yatırımcıları biz bunu düşürelim. 20.000'e düşündük. Verifikasyon yaptığımız üyelerin bile günlük bize para yollama ve çekme limitleri 20.000 TL şu gün itibariyle. Toplam dünyadaki borsaların hacimlerine gelince yaklaşık tabii yine onlarda da volatilite fark ediyor. 50 ila 100 milyon dolar arası 24 saat içinde işlem oluyor. Bu aslında Bitcoin'in toplam var olan Bitcoin'lerin şu anda mesela 12 milyon adet Bitcoin var dünyada tedavülde diyelim. Fiyatına göre bunların toplam değeri değişiyor. Şu anki değerine göre işte 6-7 milyar dolar şu anda. Zirvedeyken 12 ile 14 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bu kadar büyük bir şeydi aslında bu kadar trade hacmi biraz ufak. Çünkü ilk üretenler tahminim yani bunlar da takip ediliyor şeffaf olduğu için fazla bu işleri şey yapmıyorlar. Saklıyorlar bir yerde Bitcoin'lerini. Toplam Bitcoin protokol gereği, kural gereği 21 milyon adet üretilecek. Bunun üretim hızı, hepsi belli. Karar var yani. Evet. Şu anda 4 senelik dilimler halinde üretim hızları belirleniyor. İlk 4 sene 10 dakikada 50 Bitcoin üretilecek üzerineydi kural. Şu anda ikinci 4 senelik dilimdeyiz. Şimdi 25 Bitcoin üretiliyor. Bu hep yarılanarak 4 senelik dilimlerde gidecek ve 2140 yılında üretimi duracak. O zaman arzı sabitlenecek tedavüldeki bütün Bitcoin'leri. Bilim kurgu değil mi ya? Bayağı bilim kurgu geliyor bana şu anda. Yani evet. 2140'ta art daha fazla üretmeyeceğiz. Ben Webraz'la alakalı bir karar veremem mesela. Tabii bu... Arkadaşlar 2140'a kadar konferansa devam edelim. Daha sonra bunu lütfen şeye geçirelim, başka bir evrene taşıyalım falan gibi bir enteresan yani. Evet yani çok ben açıkçası 2,5 neredeyse 3 senedir takip ediyorum Bitcoin'i. Evet ben hem teknolojiyle alakalı olduğum kaç için hem de kaç Bitcoin'iniz şahsen... var sorusunu ben artık yani... sormak zorundayım yani. O kadar da yani ben de aslında daha fazla tabii ki herkes keşkeder ben de daha fazla yatırım yapabilirdim. Ama o beni heyecanlandırmıyor. Fiyatı dediğim gibi Bitcoin'in aslında en ilginç olmayan en sıkıcı tarafı fiyatı. Bitcoin'in yapısı, getirdiği olanaklar. Mesela bilim kurgu gibi dediniz. Bundan 3 sene evvel yine ben Bitcoin'i biliyordum ama konuşsaydık bugün burada olacağını ben de tahmin edemezdim ki ben aslında benim hem teknolojiyle hem ekonomi ve para teorisiyle çok ilgim olduğu için takip ediyordum aslında. O iki ilgimi kesiştiren bir şey bu Bitcoin. Ben de tahmin edemezdim ama çok
şu andaki aslında sizin bir hiç yani background'unuzdan da bahsetmedik aslında. Direkt ben böyle Beyaz Şirketi Gözü Kulübü Başkanı dedik. Yani ya ben bütün iş hayatım aslında elektronik ticaret, internet bu tip girişimlerle geçti. İşte bir kısmında başarısız olduk, bir kısmında başarılı olduk. Şu anda iki tane firmam var aslında. Bir tanesi Mobilizm adlı car sharing, araba paylaşım firması. Bir tanesi de bu BTC Türk. Hatta ikisini de şey yapacağım. Yani ödeme sistemi olarak çok yakında Mobilizm'de Bitcoin ile ödeme yapılıyor olacak. Yani ayıp olur yoksa sorarlar. Yani değil mi? Yani neden yok. Bize şey dediler, ödeme sistemleri konferans yapıyorsunuz, Bitcoin ile bile satmıyorsunuz dediler bize. Aslında çok mantıklıydı yani. Çünkü BitPay kullanarak aslında Bitcoin ile hemen ödeme almaya başlayabiliyorsunuz ve yani ödemeniz de normal para olarak size yapabiliyorlar. Yani illaki Bitcoin olması gerekmiyor. Evet, yani o Bitcoin ile ödüyor müşteri ama onlar size para yollayabiliyorlar aslında. Aynen, Bitcoin onlara yolluyorsunuz. O kurdan hedge ediyor size. Ertesi gün TL, dolar, neyse. Yani sırf aslında eğlence olsun diye Weber ödeme sebebi konferansında özel yapabilirdik bunu. Oradaki tabii, yani 3000 aktif kullanıcıdan biri herhalde alırdı yani. Global olarak bunu yapan çok var. Bu aslında bayağı bir PR şeyi. Çünkü Türkiye'de Bitcoin Put.io başlamış bu arada. Put.io diye bir servis vardır. Evet, onu duydum ben de. Hasan Yalçınkaya'nın. O gerçi global bir servis aslında. Global bir servis tabii. Evet. Türkiye özel bir servis değil ama sonra Türk girişimcilerin çıkardığı bir girişim olduğu için ilgimizi çekiyor. Onlar Bitcoin ile ödeme almaya başladı. Hatta biraz da haberi de çıktı. Çok onları. Kolay yani Bitcoin ile ödeme almak iki türlü kolay. Birincisi zaten protokol gereği herkes hiç kimseye yani birazcık uğraşarak direkt entegre edebiliyor. Çünkü bu bir cüzdan sonuçta. Veya BitPay gibi diğer firmaları aracı olarak kullanıp hiç uğraşmadan Bitcoin volatilite riskini almadan sadece aracı olarak kullanabiliyorsunuz, ödeme aracı. Bu da çok avantajlı çünkü özellikle satıcılar açısından çok avantajlı. Burada tabii aracı çok firmalar var, temsilcileri var ama yani onların da biraz rakibi oluyor ve olacak zaman içinde. Mesela kredi kartı nereden baksanız komisyon oranları %2'dir, 3'tür ne kadar volüm yaparsanız yapın. Bitcoin'de böyle bir şey yok. Hatta BitPay %9, %1'in altında başta charge ediyordu. Sonra şeyini değiştirdi. Aylık galiba $100 veriyorsunuz. İsterseniz $10 milyon geçirin. Sıfır komisyon. Yani böyle bir imkan yok şu anda. Olması da mümkün değil. Çünkü hep bir aracı bir firma olmak zorunda. Bir yatırım yapılmak zorunda. Mesela Visa bu paraları aldığı zaman Visa ve bankalar bunu havadan kazanmıyorlar. Bir sürü yatırım yapıyorlar. Server maintain etmek zorundalar. Bir sürü yazılımcı çalıştırmak zorundalar. Bitcoin'de bu yok. Çünkü Bitcoin dağınık. Bütün bilgisayar gücü insanların PC'lerinde duruyor. Kimse bunun için ayrıca bir bedel şey yapmıyor. Açık source'lu bir yazılım. Herkes bunun üzerine uğraşıyor bir bedel talep etmeden. Yani kendi kendine demokratik olarak gelişen bir yapı var ve bir ay evvel okudum. Şu anda değişmiştir. Şu anda Bitcoin nodları var bu network'ü oluşturan. 500 bin adet olduğu söyleniyor. Tam belli olmamakla birlikte. Bunların toplam computational gücü yani bilgisayar gücü dünyanın ilk 500 süper kompütürünün toplamından daha fazlaydı. Daha bir ay evvel ve bu her geçen gün artıyor. Çünkü her isteyen ufak bir yazılım indirerek bilgisayarına bu sistem parçası olabiliyor. Son derece yani hiçbir barrier of entry yok. Orada şu an çok da fazla şey insanlara heveslendirmemek lazım galiba. Yani ben de o zaman üreteyim kendime o parayı vururuz üretmek olmuyor. O zor. Fasıl bitti artık. Evet, yani. Üretmek zor ama üretmek zorunda değilsiniz node olmak için. Mesela iki tip cüzdan var biliyorsunuzdur belki. Bir online cüzdanlar. Bir de yazılım olarak bilgisayara indirdiğimiz. O detaylar bilinmiyordur. Yani şimdi bizim Bitcoin nedir dediğimizde tamam digital currency falan filan ama detaya girdiğinizde yani detaylar aslında önemli. Biraz onlara da bahsetmek iyi olur rakamlardan çok. Çünkü gücünü aslında Bitcoin ağının ve Bitcoin fenomeninin gücünü ortaya koyan şeyler o detaylar. Mesela iki tip, e-mail'e çok benziyor. İki tip cüzdan tipi var. Bir online cüzdan. Aynı online Google'ın Gmail gibi, Hotmail gibi. Bir tane de yazılım indiriyorsunuz. Aynı Outlook gibi. Yazılım indirdiğiniz zaman bir node da oluyorsunuz aynı zamanda. Bütün blockchain'i, bütün hesap kitap defterini aslında Bitcoin bir kayıt sistemi. Bütün kaydı siz de tutuyorsunuz ve bir node oluyorsunuz. Madencilik yapmak zorunda değilsiniz. Cüzdanı kullanıyorsunuz ama bilgisayarınızda duruyor. İnternete bağlı. Size hiçbir zarar veya maliyeti yok o bilgisayarın, o yazılımın orada olması. Bir parçası oluyorsunuz ve bir anda network'ü güçlendirip ve yaygınlaştırıyorsunuz. Ama kaybetme riski sizde. Tabii. Cüzdanınızı. O işte, evet, o özgürlüğün getirdiği bir sorumluluk da var. Mesela şu anda nasıl hakim konuya? Bu dijital para diyoruz ya, Bitcoin aslında işte dijital para falan. Şu anda zaten bütün dünyada bildiğimiz paraların %90 veya 92'si dijital kayıt. Sadece %8 ila 10'u bildiğiniz nakit, cash. Elde gezen, evet. Şimdi mesela bu kayıtlar nerede duruyor? Bankalarda duruyor. Mesela falan X bankasında insanların hesapları var. Burada kayıt olarak paraları duruyor. Bitcoin bir nebze bunun gibi, tek farkı tek bir merkezde durmuyor bu kayıt. Herkeste duruyor. Aynı kayıt ve aynı defter herkes tarafından sürekli işleniyor. Ve şeffaf,
kimseye güvenmek zorunda değilsiniz. Bir tane point of failure yok. Bir tane biri hackledi, işte kart bilgilerini çaldı veya bir şeyleri çaldı diye bir şey yok. Sistemin integrity'si, yani şeyi, yapısı çok sağlam. Herhangi bir saldırıya karşı tamamen güvenli, çünkü dağınık saldırı yapılacak bir nokta yok. Hackerlar, çünkü bu zaten hackerlar arasında çıkan bir protokol olduğu için 4-5 senedir. Buna merak saran her hacker dünyada bunu patlatmaya çalıştı açıkçası. Ve hepsi de işte ben bunu denedim, şunu denedim, olmuyor falan. Yapısı böyle tasarlanmış ve büyüdükçe de güçlenen bir şey. Dağıldıkça ve popülerleştikçe. Dediğim gibi aracı yok. Çok kısa, yani bir televizyon programında söylemiştim. Bugün Güney Afrika'dan Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'dan Çin'e, Çin'den Nikaragua'ya, Nikaragua'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne. Oradan ben gün içinde bu şeyleri pıtır pıtır dolaştırabiliyorum. Kimseye sormadan, kimseye para ödemeden, kimseden izin almadan. Yani bu o kadar büyük bir güç ki, ben bunu mesela 5 sene evvel böyle bir tablo çizseydim kimse inanamazdı böyle bir şey olabileceğine. Şu anda geldiği nokta çok büyük bir atılım bence. Çok daha önü de açık görüyorum açıkçası. Siz bilgisayarım çok çok gene cahilce bir soru soracağım şu anda, ama yani bilgisayarım bir tercih ediyorsunuz, dijital cüzdan mı kullanıyorsunuz? Ben ikisini de kullanıyorum açıkçası. Yani bilgisayar cüzdanında hem para tutuyorum hem node olsun diye tutuyorum. Ufak bir madencilik, mini madencilik şeyim de var. Yani tabii ki şu anda çok dediğiniz gibi çok zorlaştı, bayağı yatırım istiyor. Haberleri takip edenler görüyordur işte, insanlar böyle kocaman hosting şeyleri gibi makineler koyuyorlar, özel soğutma sistemleri falan, bu iş uzmanlık haline gelmeye başladı. O kadar böyle bir yatırımımız yok tabii ama ufak böyle amatörce minik minik yaptığımız şeyler. Genellikle bu yani. Bir de tabii güvenlik ve kullanım şeyleriyle ilgili bazı kafalarda soru işaretleri var. Onları da söylemek lazım. Çünkü Bitcoin ile ilgili ne zaman bir şey söylense, birkaç iyi tarafı söylense de genellikle hep negatif tarafları, kötü PR yapılıyor. Onlarla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Mesela güvenlik meselesi doğru. Güvenlik sorumluluk sizin elinizde. Bitcoinler zaten bir dosya veya böyle dijital bir şey değil. Bir kayıt ve bu kaydın şifresi aslında. Yani kayıt, herkesin ortak tuttuğu bir kayıt. Sizde bir Bitcoin varsa aslında diyorsunuz ki orada o kayda karşılık gelen Bitcoin'in şifresi bende demek. Bu şifre de uzun, bayağı 256 bit şifrelemesiyle yapılmış bir şey. Bu cüzdanlarda bu şifreleri manage ediyorsunuz ve şifreyi kaybettiğiniz anda Bitcoin kaybolmuyor, orada duruyor. Ama ona ulaşımı ve onun üzerindeki hakkınızı, mülkiyet hakkınızı kaybediyorsunuz aslında. Çalınması da bu demek. Şimdi böyle bir risk tabii ki var ama dediğim gibi yazılımcılar ara layer'lar yaparak bunu geliştiriyorlar insanların daha rahat kullanması için. Yine e-mail'den örnek vereyim. Bu da isterseniz o şifreyi print edip saklayabilirsiniz. Evet, evet. Yani öyle bir şey var yani. Kağıda da basabiliyorsunuz. Evet. Paper wallet diye. Ama başkası alırsa onu para onun oluyor tabii, öyle tabii, bir dünya evet, var evet yani. O bir hamiline çek gibi bir şey oluyor. Evet. Bloke çek gibi oluyor. Onu da saklamanız lazım ama en azından bilgisayarım formatlandı. Yok hacker girdi. Çünkü gerçekten çok saldırı oluyor. Yani herkes için bir açık hedef Bitcoin ve bu da insanları tabii güvenli olmak zorunda hissediyor. Biz de mesela Bitis Türk olarak hep kağıt cüzdanları çok kullanıyoruz kasalarda, kopyalarıyla. Biz de o işe çok önem veriyoruz. Yine e-mail'den örnek vermem gerekirse, bu 20-25 sene evvelki e-mail'e çok benziyor. Şimdi eskiden de biliyorsunuz e-mail'in protokolü aynıdır. POP3, SMTP, IMAP gibi. Şimdi ama kimse onları düşünmüyor. Herkes, annem bile e-mail kullanıyor şu anda Gmail'den. Bitcoin'de zaman içinde böyle yazılımsal gelişmelerle, aplikasyonlarla böyle bir hale gelecek diye düşünüyorum. Biraz önce başladığımız bir konu içinde bir noktanın altını çizeyim. Söylediğiniz tam emin olmadı ama 21 milyon üretilecek 2140 yılına kadar, şu anda aşağı bir 12 milyon 12 tane milyon. Var. Evet, yani onu söylemiştiniz galiba ama ben yine de bir o arada bir anda o konuyu biz şeye geçirdik çünkü altını çizelim onu istedim. Özellikle paylaşması gereken şöyle bir sorularıma şöyle bir hızlıca bakıyorum. Enteresan bir bilgi var. Bitcoin ağında 24 saatte ortalama 80 bin ila 100 bin arası işlem gerçekleşiyor bilgisi var. Evet, dolar değeri tabii ki değişiyor bunun ama. Değişiyor. Bu 800 yukarı dolarken aldığım rakamdı. Bu 300-400 milyon dolarlık 24 saatlik para yani Bitcoin değiştiriyor. Ve bu hacmin işte PayPal'ın %80'i kadar olduğu şey yapılıyor. 24 tabii, saat içinde evet, 24 PayPal'da saat geçen paradan daha fazlası Bitcoin. Daha fazla değil. %80'i kadar. Yani %20 Bitcoin. Daha aşağısı. %20-25 daha aşağısı. İnanılmaz bir hacim. Tabii bu şimdi şeyle de alakalı biraz. Bir de şunu da söylemek lazım yalnız. Bitcoin içindeki transferlerin hepsi illa bir ödeme olmak zorunda değil. Veya bir şahsa, başka şahsa gönderilen. İnsanlar kendi cüzdanları arasında da para hareketliyor. Dolayısıyla o biraz şişiriyordur volümü. Ama yakında tabii ki çok ben hacminin büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle bu BitPay gibi ödeme firmaları araya girdik.
geçtikçe e-ticarette çok daha çabuk adapte olacağını düşünüyorum. Bayağı bir çünkü e-ticaret firmalarına artısı var. Evet. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok keyifli oldu. Bitcoin konusunda bayağı bir data sahibi olduk. Bunların hepsini tabii paylaşıyor olacağız. Umarım sizler için de en azından böyle Bitcoin kapısını böyle birazcık bir aralamış olmuşuzdur. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İletişimde kalıp yeni bilgi alacağız tabii ki yani. Çok sağ olun. Çok sağ olun.